Benim geldiğim yerde, yani Antalya'da hayat yavaş akardı. İstanbul'da herkesin acelesi var. Yollarından çekilmezseniz sizi azarlıyor, itiyor ya da bakışlarıyla dövüyorlar. Belki bir gün ben de onlar gibi olurum. Sinema benim mesleğim. Bu benim en büyük hayalim. Ve en büyük özlemim. Çünkü bu kapının arkasında hem geleceğim var hem de geçmişimin kayıp halkası. Babam. Jülide, kargon geldi mi? Şimdi geldi, ben gönderiyorum içeri. Hadi tamam, yolla. Affedersiniz, ben Kıraç Özdal'la görüşecektim. Oynamıyorum. Hadi bakalım, görüş. Hadi bakalım. Alican. Göreceğiz. Alican. Dokunma bana, Ay, dokunma. Gel de yok, gel de benim peşime tamam, bana bir taksi çağır Ayşe. Tabii Ayşen Bey. Alicancığım oynamıyorum, olur mu? Senin karakterin olmazsa film çöker. Ha benim karakterim olmayınca film mi çöküyor? Yani... Film mi çöküyor benim karakterim olmayınca? O zaman neden yokum ya? Neden yokum o zaman afişte? Neden yokum? Söyle onlara, eğer afişte yoksam final sahnesinde de yokum. O kadar. O yokum ne demek Alicancığım? Dokunma, dokunma. Tamam. Sana tek bir şey soracağım ben. Tek bir sorum var sana. Geçen yıl dağıtılan en iyi erkek oyuncu ödüllerini hepsini kim aldı? Bir şey için söylemiyorum bunu hayatım. Bak gerçekten bir şey için söylemiyorum ama soruyorum. Kim aldı? Ne olur aldı portakal, altın koza, altın... Kayısı. Altın kayısı, altın sen. Kim aldı? Bunların hepsini kim aldı hayatım? Soruyorum sana. Bunları. Ne oldu? Altın değer mi kaybetti? O zaman neden yokum? Neden yokum? Afişte neden yokum? Hadi canım yapma lütfen. Öyleyse. Yapma. Canım, bak, canım, yapma. Canım, yapma. Canım bir tane. Bak Alican Yücesoy çok yoruldu ve Alican Yücesoy bunları hak etmiyor. Eğer Alican Yücesoy bugün yazar olmak isteyen taşralı bir erkek rolü oynamak isteseydi herhangi bir erkek yönetmenin herhangi bir filminde zaten oynardı. Değil mi? O yüzden afişte yoksam yokum işte, anla bunu, yokum. Ama bu zaten teaser afişi. Bir de zaten sözleşmeye göre eğer çekimi yarıda bırakırsanız tazminat ödemek zorundasınız. Ne? Dinleme. Dinleme. Tamam. İnanmıyorum. Ben bu filme inandığım için, senaryoya inandığım için sembolik bir rakama kabul ediyorum. Üç tane işi reddediyorum. Üç diziyi, bir tanesi bunlardan Çukur. Evet. Sürekli rol. Reddediyorum. Buna rağmen sadece afişte olmadığım için sorun çıkarttığımdan dolayı ben tazminatla cezalandırıyorum. Olur mu? Hayır, yok öyle bir şey. Ali Can'cığım bak, ben yönetmenle konuşayım. Bir orta yolunu bulacaksın. Evet. Orta yolunu bulacaksın. Evet. Feriz, ne orta yolu bulacaksın? Sen benim Alican Yücesoy'un menajerisin yoksa yönetmenin menajerisin? Alican'ın menajeriyim. O zaman söyle. Oynamıyorum. Her şeyimi satarım gerekirse. Portakalı da satarım, kayısıyı da satarım. Tamam mı? Ben Alican Yücesoy bu halleri düştü dedirtmem. Satma. Tamam mı? Saksı gelmiş. Bekle ben. Söyle onlara. Ben afişimde olmadığım filmi... Böyle paramparça ediyorum. İşte Alican Yücesoy'un kalbi. Temsili. Bir bidonda benzin getirseydin Sinem, alev almış oyuncunun üstüne dökerdin. Bekir abi gelir misin? Tamam hadi bekliyorum. Bakar mısınız? Ben Kıraç Özdal'la görüşmek istiyorum. Randevunuz var mı? Yok ama önemli bir konu hakkında konuşacağım. Ya
Yalnız Kıraç Bey öyle randevusuz kimseyle görüşmez. Yani siz isterseniz isminizi, iletişim numaranızı, CV'nizi bırakın, ben kendisine iletirim. Ya sen yine de çok umutlanma, olur mu? Bak burası büyük bir ajans. Burada sadece starlarla çalışıyorlar. Öyle kimse amatör oyuncularla ilgilenmiyor. Ben oyuncu değilim. Olmaya da hiç niyetim yok. Ben kendisiyle başka bir şey konuşacağım. Siz kendisine haber verirseniz eğer. Peki ben asistanını bir arayayım o zaman. İsim neydi? Dicle, Dicle Ertan. Tamam. Kendisi beni tanıyor. Şurada bekleyebilirsin. Tabii. Gülin, ya genç bir arkadaş geldi. Kıraç Bey'le görüşmek istiyormuş. Randevusu var mıymış? Yok, randevusu yok. Dicle Ertan. Salla gitsin o zaman Jülide. Ha, kesinlikle evet, çok önemlidir. Aha. Öf, tamam hadi Jülide, kapat. Hadi tamam. Tamam Gülün, tamam hadi. Feris odasına götüreceğim. Çenesiyle dövecek şimdi. Zavallı Sina. Hiç acıyamayacak. Sözleşmenin taslağını getirdim. Buraya bırakıyorum. Bekir, yarım saat arabamı hazırlasın. Tamam. Bir de sizi görmek isteyen biri var. Yok, randevusu yok. Niye oyalıyorsun o zaman beni Gülün? Ben de söyledim. Kıraç Bey dedim, randevusuz kesinlikle kimseyle görüşmez dedim. Ama kendisi sizi tanıdığını söylemiş. Kimmiş? Dicle Ertan. Sen şu Derya'nın sahnelerini çıkarsana bana arka arkaya. Aman ya, oyuna gitsin işte ya. Neymiş, afişte yokmuş. Allah Allah ya, ne velveleye veriyor ortalığı. Afişte yoksun diye yani şimdi tazminat mı ödeyiz? Oyuncu gururu diye bir şey var Bekir abi. Ya bırak ya, Allah Allah. Sanki sırtında taş taşıyacak ha. Ya alt taraf iki taklit ha. Ay şu an senin oyunculuk üzerine tartışmak istemiyorum. Kıraç Bey'i bekliyor. Çok bekler de. Hoş geldin. Selam. Başka bir yerde konuşalım mı? Olur. Ya. O neyin paniğiydi o? Gel, gel böyle otur. Gel. Gerek yok, sade americano. Peki, siz ne içersiniz? Sadece su. Benim fazla vaktim yok. Ama açsan sen ye bir şeyler. Hamburgeri çok güzeldir buranın. Jülide'ye ne dedim? Sekretere yani. Beni görmek istediğini söylerken. Kıraç Özdal'la görüşmek istiyorum dedim. Merak etme, babam olduğunu söylemedim. Karın, diğer kızın. Onlar da beni bilmiyor değil mi? Sıkıntı yok. Kızın olduğumu ilan edip hayatımın ortasına bomba atmaya gelmedim. İş arıyorum.
Radyo televizyon bitirdim bu yıl. Doğal olarak senin haberin yok. Akdeniz Üniversitesi mi? Benim okulum. Hı hı. Senin okuduğun bina dekanlık oldu. Eski sağlık merkezinde... En fazla vaktim yok yalnız. Toplantıya yetişmem lazım. Çok tutmayacağım zaten. Bir aydır İstanbul'dayım ben. Bütün yapım şirketlerine, kanallara, ajanslara başvurdum. Kimse beni işe almıyor. İstanbul'a gelir gelmez sana gelmedim yani. Başka çarem kalmadı hiç. Annem kuaför salonu açtı. Kredi ödüyor. Ondan da beni finanse etmesini isteyemem. Ne yapıyorsun? Ne kadar lazım? Üstümde de fazla bir şey yok ama. Ya ben senden para filan istemiyorum. Geceleri depo sayımına gidiyorum, harçlığım çıkıyor benim. Ben sadece kendi alanımda iş bulmak için. Eğer sen de bana referans olursan. Anladım. Antalya'da reklam ajansı olan bir tanıdığım var, ararım onu. Antalya'ya dönmeyeceğim ben. Sinemanın kalbi İstanbul'da atıyor. Madem ilerleyeceğim, burada çalışmam lazım. Canım ne alakası var? Şehir dışında da şahane işler çekiliyor. Eğer senin yeteneğin, hırsın varsa... Madem öyle, sen niye İstanbul'a taşındın? Benim farklıydı durumum. Doğru. En azından benim geride bırakacağım bir çocuğum yok. Söyle kızım. Tamam, bir çaresine bakacağım ben onun. Yok yok, sen düşünme. Ben halledeceğim diyorum tatlım, tamam. Sonra konuşalım mı? Ha, iş meseleleri. Tamam. Antalya'ya geri dönersen iş bulmana yardım ederim. Ama burada olmaz. Büyük sırrın açığa çıkmasın diye beni sepetlemeye çalışıyorsun. Hayır canım, sana yardım etmeye çalışıyorum ben. Dicle bak, burada yapamazsın. Burası köpek balıklarıyla dolu, vahşi bir sektör. Bir lokma da yutarlar seni. Nereden biliyorsun? Sen beni tanımıyorsun bile. Yani işte ortalama üniversiteden mezun taşralı bir kız. Senin önünde bu sektöre girmek isteyen yüzlerce genç var, senden çok daha donanımlı. Yurt dışında eğitimler almışlar, stajlarını yapmışlar. Burası Süper Lig Dicle. Sen kendi amatör ligine dön. Aynı okulu bitirdik biz. Sen o lige sıçradıysan ben de sıçrarım. Yapamazsın. Telefonunu yaz. Antalya'daki iş için haber vereceğim ben sana. İstemiyorum. Tamam. Ne yapıyorsun? Su ne kadar burada? Tamam, hallederim ben. Al.
hayatım boyunca bu anı düşünüp niye yaptım diyeceğim. Niye ondan bir şey istedim, niye kendimi rezil ettim diye pişman olacağım. Özür dilerim. Esas ben özür dilerim. Yarım saatliğinde de olsa bir kızın daha olduğunu hatırlattım. Umarım en kısa sürede yeniden unutursun. Telefonumu unutmuşum. Alo. Leyla. Bendeki numaran artık kullanılmıyormuş. O yüzden sosyal medyadan mesaj atmak durumunda kaldım. Evet, uzun zaman oldu. Aynı soruyu benim sormam lazım. Neler oluyor? Ben Dicle'ye de söyledim. Onu İstanbul'da iş bulamam. Kimse onun kızım olduğunu bile bilmiyorken. Senin haberin yok mu? Ve bana geldin. Ben kendisine herhangi bir konuda yardımcı olamayacağım. Sen de söylersen iyi olur. Para konusunda bir miktar yardım ettim tabii. Ya gerekirse yine ederim. Ama o dediği şey olmaz. İyi akşamlar. Okuldan bir arkadaş, bir tanıdığının kızı oyuncu olmak istiyormuş da uğraşamam ben. Başrolleri sadece kızıma veriyorum deseydin babacığım. Para mı verdin? Miktar yardım ettim falan diyordun. Az. Çok sıkışmış. Geceleri depo sayımına gidiyormuş. Yazık. Dicle Hanım, proje okeylendi. Pazartesi sen. Sen de jargonu kaptın, okeylendi filan. Kaptım valla. Gelecek ay maaşımı isterken bizim kaşe yattı mı diyeceğim. Kaşe. Hah, geldi. Selam. Selam. Nasıl geçti doğum günü? Mekan iyi, insanlar sıkıcı. Bu arada faturası gelmiş, 60 TL. Ben şöyle sana payıma düşeni vereyim canım. 60 değil mi? Evet, yani bu ay bu evi 3 kişi kullandık. Bu ayın bir haftası da ben annemlerde kaldım. Tamam, hallederiz Sedef. Ay, makyajımı sileceğim ama o kadar üşeniyorum ki. Neyse. Ben hayatımda bu kadar para göz insan görmedim. Tamam, haklı kız, boş ver. Nasıl haklı ya? Faturayı 3'e bölüyor. Bir de kalmadığı günler için 5 lira kesiyor. 5 lira için çirkinleşmek istemedim ama şiştim. Tamam, ben bu ay kiradan payımı düşeni vereyim, tamam mı? Ev arkadaşınla kötü olma. Aman olursam olayım. Sen burada misafirsin iş bulana kadar. Sonra bakacağız. Anne. Anne. Leyla teyze. Tamam. Niye gittin ona? Kime? Kıraca.
Yok, gitmedim. Nereden çıkardın? Dizle yalan söyleme. Yani sosyal medyadan mesaj atmış, hemen beni ara çok acil diye. Şok oldum görünce. Yani sanki seni ben göndermişim gibi benden hesap sordu. İş mi istedin anneciğim ondan? Sektörde tanıdığın olmadan iş bulmak çok zor anne, ne yapayım? Bana referans olur musun diye sormaya gittim. Sadece bu kadarcık. Anne vallahi ondan iş falan istemedim ben. Dicle'cim, o kimseye yardımcı olmaz. Sana bile. Biliyorum. Yani zaten biliyordum da canlı canlı da görmüş oldum. Hem seni niye arayıp huzursuz ediyor ki? Yani orada iş bulmak bu kadar zorsa geri dön. Hayır. Ya lütfen Dicle. Hayır anne. Bu benim hayalim. Ben sinema yapmak istiyorum. Yıllarca bunun için okudum. Gerekirse aylarca iş ararım. Yani ben sana bir miktar yollamaya çalışırım ama biliyorsun salon daha oturmadı. Kredi borçları var. Of, keşke hiç açmasaydım şurayı. Deme öyle. Kendi kuaför salonunu açmak da senin hayalindi. Sen benim için endişelenme, tamam mı? Ben halledeceğim. Alanımda iş bulana kadar geçinmenin bir yolunu bulacağım, merak etme. Nasıl bulacaksın Dicle? Ondan para almaya devam mı edeceksin? Ne parası? Bir miktar yardım ettim, gene ederim falan dedi. Ben ondan para filan almadım. Bekle. Gizlice cebime koymuş. Bunu ona ödeteceğim. Ödeteceğim ama. Tamam tamam halledeceğim ben. Sen kapat. Çarşamba dünyada karşılaşmış gibiye bilet al. Çarşamba galaya gidecektiniz. Perşembe al o zaman. Ha, ne diyecektim ha? Yarın bir de Cansu ve Nilüfer'le toplantı yapacağım. Sefaret'e 3 kişilik rezervasyon yaptır. Ama yarın Nusretoğlu ile yemek yiyeceksiniz ve ben 2 diye konuştum. Sana gelme Sinem, bana çözüm getir, problem getir. Oo, erkencisin. Erken kalkan yol alır Feriz. Berfu Erden'in sözleşmesine imzalamaya gidiyorum. Kaça anlaştınız? Ha. Gizli. Yardımcısını ara. Evden çıkarken nereye gideceğini söylemiş, onu sor. Ne oldu? Ya Tuğba Büyüküstün kapak çekimine geç kalmış ya. Set kurulmuş, Muhsin bekliyor, felaket. Ben seti oyalarken sen de Tuğba'nın gidebileceği her yeri, hatta o evin oradaki hamburgerciyi bile ara. Tamam. Yık ortalığı Emrah, Allah lillah aşkına bul Tuğba'yı bana. Tamam Çınar Bey. Neyse sen Nur'u 3'e ayarla, yarın 2 kere yemek yerim, ne yapayım? Tamam. Ya. Affedersiniz, kusura bakmayın. O rakamı istiyorum. Tayland'a gelecek hafta masaya oturacağım. Kıracın oyuncusunun altında kalamam. Peki Feris Hanım, ben Gül'ün ağzını ararım. Gül'ün senin gibi saf mı? Patronunun gizli bilgilerini sana söylemez. Başka bir yol bul. Yani ne yapabilirim ki? Kıraç Bey'in odasındaki sözleşmeleri karıştıracak halim yok ya. Neden yapamazsın? Çünkü bu doğru değil. Sana verdiğim görevlerin doğru ya da yanlış olduğunu düşünmek senin işin değil. Sen sadece sana söyleneni yap. Neyim ben ya? Köle miyim ben? Tam olarak değil de. Allah belasını versin böyle işin. Ben gidiyorum. Affedersiniz, bir şey bırakacaktım. Tabii alayım. Zarfınız var mı acaba? Hemen. Yeter artık, dayanamıyorum ya. Ha, ne üstüne ağlanıyorsun? Biliyorsun ben gerektiğimde böyle sağa sola sağa... Her şeyin suçlusu benim. Olunca sinir krizi geçirir, sineme patlar. Yok Kıraç Bey sır saklar, o da sineme patlar. Bağırma. Ne bu ya? Hep mi eleştiri, hep mi aşağılama? Siz kimsiniz ya? Kimsiniz siz? Ben işten ayrılıyorum. Saçma sapan konuşma lütfen. Bak bugün izin yap. Bir sakinleş. Hatta benim masörden bir randevu alalım sana. İyice gevşersin. Benim vitamin haplarından da veririm. Sabah akşam yok, tamam mı? Eğer bir dakika bir de burada durursam gerçekten artık kafayı yiyeceğim. Olmaz. İşi bırakamazsın. Feris Hanım bak önümden çekilin ki gerçekten bir tane patlatacağım şimdi. Git! Git! Seni o kadar eğitim yetiştirdim, böyle teşekkür et. Bir şey değil Sinem. Seni bütün sinema camiasıyla tanıştırdım. Şimdi sinir krizi ayağına istifa edip başka bir ajansa gideceksin değil mi? Hayır.
Bana bak, eğer benim gizli bilgilerimi, sözleşme şartlarımı, oyuncu portföyümü bu sektörden birine anlatırsan seni mahvederim. Hatta kağıt imzalayacaksın. Burada gördüğün, duyduğun hiçbir şeyi anlatmayacağına dair. Şimdi de kağıt ver. Bakın ben hain falan değilim, tamam mı? Ayrıca kağıt falan da imzalamıyorum. Hain değilsen niye imzalamıyorsun? Sinem, orada burada istifa ettim deme, seni ben kovuyorum, duydun mu? Yani kimseye bence bir şey anlatamaz ama... Asistansız kaldım, iyi mi? Terfi etmek ister misin? Ay çok kibarsınız Feris Hanım ama ben maalesef kabul edemeyeceğim. Yani aslında ben sekreter değilim. Yani asıl mesleğim bu değil. Normalde ben oyuncuyum. Konuşmuştuk zaten sizinle de. Yakınlarda bir oyunumuz sahneye çıkacak. İsterseniz size hemen davetiye vereyim. Ben isterim. Asistanınız olmayı çok isterim. Salon buraya çok yakın. Vaktim yok, gelemem. Deneyimin var mı? Var gibi. Beni takip et. Ben seni daha önce gördüm mü? Dün CV bırakmaya uğramıştım. O zaman karşılaşmıştım. Okey. O da burası. Geç içeri. Ben birazdan geliyorum. Tamam. Üstte ne oldu bilmeyeli. En son Cesur ve Güzel'de binmiştim. Ama tabii biraz pratik yapmak gerekiyor. Yakut dur. Telefonu da getireceğim. Teşekkür ederim. Bir içini açar mısın orada? İçeride telefon var. Sen benimsin mi? Emrah diye biri aradı. Tamam. Mutlaka kolaylaşması gerekiyor. Yakut. Yakut. Yakut durur musun? Teşekkür ederim. Tuğba bu sektördeki en dakik insandır. Yani çok çok mühim bir şey olmadıysa ki ben de kendi adıma korkmayı merak et. Çok pardon. Neredesin? Niye telefonlarını açmıyorsun? Çınar, bincilik dersindeyim. Kulüpte bırakmıştım telefonu. Yakut ürküyor da. Yakut kim? At Çınar, at. Kapak çekimini unuttum mu? Set kuruldu. Herkes seni bekliyor. Gözünü seveyim bak. İn o Yakut'tan. Koşu yetiş. Hadi Tuğba. O bugün müydü? Tamam ben... Ya unuttum, kusura bakma, ne olur. Hemen geliyorum. Sen niye hala ders alıyorsun? Ya pratik yapmam lazım, aslında hiç gerek yok ama yani hani biliyorsun. Bak Tuğba, gözünü seveyim. Beni kandırmıyorsun değil mi? Amerikalılara şahane atın diyor dedik. Ya şahane biniyorum Çınar, şahane biniyorum. Sorun yok, tamam takılma sen. Hadi oyalama beni, ne olur. Bak Yakut ürküyor. Yakut. Yerel bir televizyonda program sorumlusuydum ama kanal kapanınca... Altın Portakal'da çalıştın mı? Evet. Acil durumlar sorumlusuydum orada. Nasıl yani? Yani şöyle, yanlış salona giden oyuncuları esas salona yerleştirirdim. Alerjisi olanlara doğru yiyecekler bulurdum. Bazen gösterimde giyecekleri elbise yırtılırdı, ben dikerdim. Gerçekten acil durum sorumlusuymuşsun. Yani başka şeyler de yaptım. Broşür dağıtmak, davetleri havaalanından almak, ses sistemi bozulduğunda salonu oyalamak. Ehliyetin var mı? Var ama tercih etmem. Yani sizin yerinizde olsam kendime araba vermezdim. Efendim. Ya şu an bir görüşmedeyim. Seni birazdan arayayım mı? Hı. Bay. Humphrey Bogart'ın az bilinen filmlerinden. Tam bir kara film. Büyük Uyku. Ya da gösterime girdiği dönemki adıyla Birleşen Kalpler. Ama maalesef Laurent Bacall sırf cazibesi için konu mankeni olarak kullanılıyor filmde. Sinemayı seviyorsun. Erkek arkadaşın var mı? Yok. Peki sosyal misin? Geceleri arkadaşlarınla çıkar mısın? Ya da kızlarla hafta sonu uzun kahvaltılar falan? Ya Antalya'dayken yapıyordum ama şimdi buraya yeni geldim. Pek tanıdığım yok. Peki tansiyonu olan bir annen? Kontrole götürmen gereken bir baban? Annem Antalya'da, babam yok. Yani var da benim için. İyi. Telefonun asla kapanmayacak. Sabahın 4'ünde bile arasam açacaksın. Hafta içi, hafta sonu, bayram, yılbaşı dinlemem. Bazen aylarca izin yapmadan çalışırım, çalıştırırım. Eğer kendime vakit ayırmam lazım diyorsan hiç başlamayalım. 7/24 çalışırım. Verdiğiniz her görevi yaparım. Ben bu işi çok, çok istiyorum. Okey. Bir aylık deneme süresi. En ufak beceriksizlikte kovarım, hiç de vicdan azabı çekmem.
gizlilik sözleşmesi imzalayacaksın. Ha, bir de seni kovarsam ya da istifa edersen 2 yıl başka bir ajansta çalışmayacaksın. Bu da olacak sözleşmende. Evet. Peki. Peki Feris Hanım. Sabah 8:30'da burada ol. Tam 8:29'da burada olacağım. Beni işe aldığınız için pişman olmayacaksınız. Teşekkür ederim. Avukat yerinde mi? Evet Kıraç Bey. Bana bir sade kahve yapsana. Vallahi tekneye çekmişsin, kedi gibi sırıtıyorsun Kıraç Bey. Affedersin. Benim birkaç dakika burada kalmam lazım. Siz bana aldırmayın, giyinme, bakmıyorum. İstersen bakabilirsin, sıkıntı yok. Yok, niye isteyeyim canım, Allah Allah. Tamam, rahat olabilirsin, giyindim üstümü. Siz kostüm sorumlusu musunuz? Ay, kapıda kostüm odası yazıyordu da. Beni tanımıyor musun? Ajansa yeni girdim ben. Kimseyi tanımıyorum daha. Anladım. Peki ben de seninle birlikte beklemek zorunda mıyım yoksa çıkalım? Yok yok, bir saniye. Bir kapı açıldığında beni buradan göremez değil mi? Şöyle. Birinden mi saklanıyorsun? Saklanmıyorum. Sadece şu an biriyle karşılaşmak istemiyorum. Tamam. Ben birinin benim üstüme sorularla yürümesinden hoşlanmam. O yüzden sana kimdi, neydi, niyeydi diye sormayacağım. Madem biriyle karşılaşmak istemiyorsun. Hı. Tamam. O zaman seni buradan gizlice çıkartalım. Nasıl? Gel benim. Koş, 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 koş. Ne durumda içerisi? Sinirler biraz gergin, gel. Ay, bir şeyler uydursaydın. Annesinin şekeri yükselmiş, hastaneye götürmüş dedim. Çınar, şey yalandan bile olsa annemin hasta olduğunu söyleme. Ahır gibi kokuyorsun sen. Parfüm var yanımda. Nerede? Sözleşme ne oldu? Hani bugün imzalanacaktı? Daha göndermediler ama sen onu düşünme. Prensipte anlaştık o senin. Amerika'da prosedür biraz daha yavaş ilerliyor biliyorsun. Bir sorun yok yani. Çok heyecanlıyım. Ben de yurt dışına açılıyoruz. Ama sen bu kadar mutlu görünmeyiz. Anne nasıl dedik, masumlaş. Geç kaldım, kusura bakmayın. Rica ederiz. Anneniz nasıl? İyi, teşekkür ederim. Hemen daha iyi. Arkadaşlar, nasılsın? Kusura bakma, geldi. Geliyorum hemen. Bak şimdi buradan aşağı atlayacaksın. Sola döndün mü ajansın ön kapısına çıkarsın. Olmaz. Ya düşersem? Şu kadarcık yükseklikten mi korkuyorsun? Korkmuyorum. Sadece ayağımı kırma riskini göze alamam. Sabah 8:29'da burada olmam lazım. Peki. Ne yapıyorsun? Ha? Bir şey oldu sandım. Bana bir şey olmaz. Hadi atla. Bana güvenmiyor musun? Ha. Gerçi seni tanımıyorum ki, neyine güveneceğim desene. Doğru. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Farz et ki bir oyundayız. Daha önce hiç karşılaşmadık ama şimdi polisten kaçan 2 hırsız aşık bölümündeyiz. Daha önce hiç drama kursuna gitmiş miydin? Hayır. Tamam, süper. O zaman bunu ilk ders sayalım. Partnerine güvenmen lazım. Hadi.
Sola dön. Ön kapıyı göreceksin. Tamam. Beraber gitmeyelim. Dikkat çekeriz. Hı. Sağ ol. Ha, niye öyle dedin? Yakında anlarsın. Ben de. En gizli çekimleri kim bilir? Ben bilirim. Ya kadın sen ne güzelsin ya. Dalga geçiyorsun. Hiç kalkma hayatım. Doğru söyle. Kimden öğrendin burada çekim mi olduğunu? Hayatım o da benim sırrım. Muhsin ne haber? Çınar. Bakıyorum oyuncunu bir dakika bile yalnız bırakmıyorsun. Aşka Veda'nın yönetmeni değişiyor yazmışsın. Yapımcı yok öyle bir şey diyor. Yalan. Çok sağlam yerden duydum. Şimdi böyle bölüm ortasına yönetmen çekip gitmesin diye kıvırıyorlar yılan gibi. Ay yapımın yeni işinde seni düşünüyorlarmış. Senaryo geldi ama. Sevmedin mi? Bu yaz için başka planlarım var. Aa ne? Dijital mi? Film. Dijital film hangisi? Söyleyeyim mi? Söyle. Çünkü biliyorsun sen söylemezsen ben bütün yönetmenleri teker teker arar. Tuğba Büyüküstün hanginizin filminde oynuyor diye sorarım. Yaparım biliyorsun. Ama yönetmen Türk değil. Yabancı. İnanmıyorum. Bomba. Kim? Bak tamam söyleyeceğim. Ama bunu yazmak yok. Söz mü? Söz. Söz. Daha sözleşme imzalanmadı. Ama prensipte okeyleştik. Los Angeles'ta prosedürlerin bitmesini bekliyoruz. Ay hayatım çatlayacağım. Gerçekten çatlayacağım. Hadi söyle. Hadi. Bond. 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 Bildiğimiz Bond. Bildiğimiz Bond. Çok iyi. Sesime kaçtı. Kötü haber. Filmde Tuba'yı oynatmak istemiyorlar. Malum yaş meselesi. Daha genç kaslara bakacaklar. Sorry. Çok pardon. Size demedim. Pardon. Düşünsene. Bond. Yani bir rüyanın gerçekleşmesi. Çok sevindim. Bana başaramazsın demişti ya. Hah, yedireceğim ona şimdi bu lafını. Dün 10 dakika görüştüm, dağıldın. Bu adamla her gün aynı ortamda nasıl çalışacaksın? Vallahi benim saklayacak bir şeyim yok. Kendi düşünsün. Ben onu demiyorum. Babama benim de onun kadar başarılı olabileceğimi ispatlayacağım. Bu var ya her şeye değer. Daha ilk günden karşılaşınca odalara saklanmışsın ya. İmza kaleminden onaylatmanız gerekiyor. Bana uf puf yapıyor. Git orada sıraya gir. Pardon ya senin de işine engel oluyorum. 10 dakika var mesainin bitmesine. Ne diyordum? Ha. Sen şimdi ajansta babanla her karşılaştığında odalara mı saklanacaksın? Hayır tabii ki. Ya şöyle kesin net olarak bir başlayayım öyle görsün.
seni kovdurmaz değil mi? O kadarını da yapmaz ya. Feride Hanım ya, o psikopat bir daha ne zaman gelecek? Oğlum Bekir, adama psikopat deyip durma, ayıp oluyor. Ya ama yemin ediyorum tam psikopat ya, o bakışlar filan yani. Biz diziyi onun için izliyoruz ha. Pardon, bir görüşme yapmam gerekti. Şey, ekspresyon. Hadi hadi, verin artık hediyesini. Niye zahmet ettiniz? Kıraç Bey seçti. Ay, patronundan da rol çalmaz. Bakalım benim asistan da bu kadar sadık olacak mı? Buldun mu yeni kurbanını? Aa, bu seferkinden korkun. Sessiz sakin görünüyor ama ateş gibi bir şey. Hadi bakayım. Açıyorum. Art. Ay. Bak şimdi. Şunlara bak ya. Gel hadi abi, takacaksın ama göreceğiz. Hadi. Bir daha var gömlek ister. Fırsatını buldunuz, geçin dalganızı. Artık dalga senin işin. Kapıdan çıktıktan sonra kapat o telefonunu. Mevlilerine de bakma. Yani bunlar böyle tatilini perişan etmesinler, olur olmaz dertlerini yazın. Evet, kokteylini al, şezlonga uzan. Gözlüğünün arkasından kızları kes. Mayda'ya söyleyeceğim. Güneşin alnında uyuyakalmadın Adil Bey, vallahi sen bize lazımsın ha. Bak. Ya ama büyük patronu ya. Evet, gitmeden önce son toplantımızı yapalım. Çukur'da Celal'in rolünü uzatacaklar mı? 5 bölüm daha garanti, belki sezon sonuna kadar. Celal vurulmadı mı ya? Vuruldu ama kolundan. Ölümcül değil. Yani bölüm başında hastaneden çıkacak. Güzel. Feris? Çağatay'a çok iyi bir sinema filmi geldi. Hikayesi iyi ama senaryoyu daha okumadım. Bakacağız. Çağatay Ulusoy'un da bu ajansın kapısından girdiğini görmedik daha. Aa, üzüldün mü? Ha? İstersen sana imzalı bir fotoğraf alayım ha? Tanıştırırsan elinden alırım diye mi korkuyorsun? Kendine bu kadar güvenme Kıraç. Çağatay'a ulaşabilirsek seninle baş başa bir yemek ayarlayayım ha? Bu sefer bir şansını dene. Ha? Peki Berfu Erden meselesi? İstediğim kaşeyi verecekler. Ya keşke aynı ajansın çalışanları olarak birbirimizden bilgi saklamasak. Keşke aynı ajansın çalışanları olarak birbirimizden senaryo da çalmasak. Haberler iyi yani. Pekala. Ajansımızın en büyük işi ne alemde? Ha? Çınar, ne oldu Bond? Şimdi şöyle... Ne şöyle? Yavaş mı ilerliyor yani? İlerlemiyor, durdu. Yapma ya. Durdu derken? Kasvet kokusu almaya başladı. O kadar yazışma, deneme çekimi, yok aksan kursu, yok binicilik eğitimi derken yönetmen Tuba'yı oynatmaktan vazgeçti. Sebep? Yaşlı bulmuş. Ne? Tuba yaşlı. Çocuk oyuncu mu oynatmak istiyormuş bu? Ne oldu şimdi? 100 binlerce dolarlık anlaşma. Hollywood'a gitme hayalleri falan uçtu mu? Gönülden tebrik ederim seni. Çok iyi işler. Tuğba ne tepki verdi? Daha söyleyemedim ki. Ne diyeceğim kadına? Yaşlısın, o yüzden seni istemiyorlar mı diyeceğim? Deme. Demeyeceğim. Ya ben de sinema sektörüne girmek istiyorum. Ben de yakışıklı kostüm sorumlularıyla aynı odalarda kilitli kalmak, sonra onların kollarını atlamak istiyorum. Macera orada bitiyor ama Feris Hanım sevgili bulmamı yasakladı ha. Gizli çıkarsınız, ne olacak? Oydu. Kim? O işte, dedim ya. Ne? Barış Abbas'la beraberdin ve selfiesiz mi döndün? Aa, Yağmur Piroğlu. Gerçekten de o kadar yakışıklı mı? Peri masalında oynuyor. Sen Yağmur Piroğlu'sun. Koskoca Piroğlu Holding'in CEO'su. Beni sevdiğine inanmamı nasıl bekliyorsun ki? Müzik
içine bak. Seni ne kadar sevdiğimi orada göreceksin. Üşüyor musun? Feris Hanım'ın yeni asistanısın biliyorum. Jüri de ben. Ben dün seni çıkarken görmedim. Ha, sen telefonla konuşuyordun, seslenmedim. Ay evet ya, normal, burası çok yoğun. Yıldızların dünyasına hoş geldin. Ego savaşlarına, sinir krizlerine, başarı çığlıklarına, başarısızlık inlemelerine, yani bütün bunlara hazır mısın? Getirdin mi evrakları? Evet. Feris Hanım geldi mi? Ay yeni geldi, koş. Ben bunları bu masaya bırakırım. Tamam, çok sağ ol. Rica ederim. Günaydın. Tam 8:30'da kapıdaydım. Kapıda değil, odanda ol. Peki. Sade americano. Sabahları senden ilk duymak istediğim şey günaydın değil. Feris Hanım, kahveniz. Sade americano. Hı-hı. Masanı göstereyim. Ajansta 300'e yakın oyuncuyu temsil ediyoruz. Dizi, film, reklam, katalog, bütün bağlantıları kurmak, kontratları hazırlamak bizde. Karşılığında %10 artı KDV, artı stopaj, artı vesaire vesaire alıyoruz. Burası senin masan. Gül'in, Kıracın asistanı. Bu da neydi adı? Dicle. Hah, Dicle. Benim temsil ettiğim oyuncuların showreel'leri bilgisayarında. Telefonları, adresleri, annelerinin, babalarının, yardımcılarının, spor eğitmenlerinin... Yoruldum. Gül'ün devam eder misin? Dil eğitmenlerinin, kuaförlerinin, makyözlerinin hepsinin telefonları kaydolacak. Temsil ettiğimiz oyuncu hakkında bütün detayları bilmek zorundasın. Burada önemli olan bizim hayatımız değil, oyuncuların hayatı. Kıraç seni nasıl eğitti? Gördün mü bak, onun gibi olmanı istiyorum. Doğru söylüyor. Bu dünya yalan dünya. Akşam konuştum Ece'yle, yazmayacağım dedi. Yazmayacağım diye söz verdiyse net yazar. Ya ben zaten bunalmışım, bitmişim. Şimdi bir de buna yalanlama göndermem lazım değil mi? Kayıt cihazı yoktu değil mi? E tamam, o zaman relax. Yani kayıt yok, kanıt yok. Çalıyor, açmayacak mısınız? Ne söyleyeceğimi düşünüyorum. Düşündükçe bir şey bulamıyorum. Sonra bir umut yeniden düşünüyorum. Açma. Ay, açmayacağım. Sesi sinirimi bozmaya başladı. Şimdi panik atak geçireceğim burada. Sessize mi alıyorsun? Yüzüne mi kapattın? Yüzüme kapattı. Yüzüne mi kapattın? Yüzüne kapattım. Yüzüne mi? Lan! Oğlum! Tuğba Büyüksü'nün yüzüne telefon mu kapattın? Görüyor musun ne yaptın ha? Görüyor musun ne yaptın iblis? Allah'ım, Allah'ım sen bana akıl fikir ver ya. Emrah çık, çık, çık git, gözüm görmesin seni, çık buradan. Türkiye'nin en büyük starının yüzüne telefon kapattın. Ne oldu? Tatlım bilmiyormuş gibi sormaların, sorup da söyletmeye çalışmaların baydı. Bu kim? Ha, Dicle. Feris Hanım'ın yeni asistanı.
Emrah, o da Çınar Bey'in asistanı, tamam mı? Selam. Selam. Sen az önceki bağışları aldırma. Yani buranın rutini böyle. Anladım. Çınar Bey aslında şu anda bana bağırmıyor. O Tuğba Büyüksü'ne rolü vermeyen yönetmene bağırıyor. Yani ben sadece bir yansıtıcıyım. Çaycanlarım. Hararetini alır. Hayırlı olsun, duydum. Sağ olun, teşekkürler. Ama Bekir abi, senin de her şeyden haberin var ya. Bu ne demek ya? Bak, ben burada hepinizin abisi sayılırım, tamam mı? Sen bu hayata bakıp da gözün dönmesin ya. Burası masal dünya, yalan dünya, şov dünya yani. Bak, yüzleri burada kaç kere dediler, Bekir sen de dediler, hak tipi var. Gel filmimizi şahlandır, dizimizi de oyna. Kabul etmedi. Niye? Çünkü insan şöhrete kapıldı mı bir kere artık kurtulamaz. Bekir, kahven nerede kaldı? Sonra konuşuruz. Sen Kıraç Bey'in asistanısın, öyle mi? Hı hı. Onunla tanışmadım. Nasıl biri? Zeki, çalışkan ve insan olarak mükemmel biri. Gülün'ün ideal erkeği. Ne demek mesela şimdi bu? Şey demek değil Gülün. 9.59. Aç. Dur. Aç. Yenile. Neyi bekliyorsunuz? Ya, tabii ki de reytingleri. Bunu bile bilmiyorum. Ya saat 10'da reytingler gelir, bütün diziler notunu alır. Ya kötü gelenler ağlar, iyi gelenler de zil takıp oynar. Geldi mi? Gelmedi. Stresli kısmını atlattığımıza göre şimdi sana ofisi gezdirebilirim. Bu Gül'ün teklif bile etmedi değil mi? Ha, hiç işim yoktu da onu gezdirecektim buralarda. Teres'i de görmedin. Ha yok, ben sadece resepsiyonu, burayı bir de Perişan'ın odasını biliyorum. Hadi gel. Burası avukatın odası. O genelde burada olmaz yani, sözleşmede kriz çıkarsa falan gelir. Kriz deyince tahtaya vur ha. Ne olur ne olmaz. Bak burası da muhasebe bölümü. Onlar farklı bir dünya ama iyidirler. Kolay gelsin. Teşekkürler. Genç biri için boşandı. Karısı da evin arabanın yarısını alınca kız da bunu terk etti. Ama benden duymadın. Tamam. Hadi gel. Gel. Gel gel gel. Dikkat et. Bak burası bizim ortak alanımız. Böyle eventler falan olunca genelde böyle burada düzenliyoruz. Ha Dicle. Bak. Ajansın esas sahibi Nadir Bey. %60 sonu. Bir sabah uyanıp hisselerini satmaya karar verirse biteriz. Hadi gel. Burası da teras. Nasıl, güzel mi? Çok güzel. E hadi gel. Hadi koş, daha çok işimiz var. Yürü. Şimdi ajansın kalbine giriyoruz. Evet. Ha. Gönderilen senaryoların çıktıları burada durur. Bak, her şeyin temeli senaryodur. Senaryo yoksa oyuncu yok, film yok, menajer yok, asistan yok. Köylesine söylerken bile anksiyetem geldi. Ya kıyamet gibi yok oluş. Bu rafta niye az senaryo var? Ha. Burası Peride Hanım'ın kısmı. Ya ajansın en yaşlısı o. Yeşilçam'dan kalma oyuncuları ağırlar. Onlar için de pek fazla rol olmaz. Yani maalesef. Korkunç bir şey bu. Sektör acımasız. Feris Hanım'ın kısmı. Ha. Bunların hepsini okuyor mu? Hı. Mıncık mıncık hem de. Cengiz Anlatan 500 sayfalık senaryoyu da okur. Ucuz bütçeli öğrenci filmlerinkine de, ünlü yönetmenlerinkine de. Hepsini okur. Yani manyak o bir nevi. Aa. Bunun ne işi var burada? Çınar Bey'e gelmişti. Bir de senaryo çalmayı çok sever. Başka menajerlere gelen senaryoyu alır okur. Araya kendi oyuncularını sokuşturur. Hadi canım. Bu sektör acımasız diyorum sana. Huu. Hadi gel. Gülün, ya Dicle ne yaptı? Alıştın mı işe? Ben o kızda bir ışık göremedim Jülide. Hımbıl bir şey. Ha sen bir de Feris Hanım'la çalışacaksın yani. Bana sorarsan bir aya kalmaz şut da.
Yalnız vallahi çok doğru zamanda doğru yerdeydi kız. Ya tam Sinem istifayı basmışken tam şurada duruyordu biliyor musun? Yani demek ki o gün sabah Kıraç Bey'le görüştüğünde işe alınmayınca... Dicle Kıraç Bey'le mi görüş? Ay görüştü ya Gül'in. Hani seni arayıp şey dedim, randevusuz görüşmek isteyen biri var dedim, Dicle Erten. Sen o Dicle bu Dicle miydin? Evet. Niye bunu Kıraç Bey'i ben tanımıyorum diyor ki? Niye yalan söyleniyor yani? Burası da kostüm odası. Ne haber Simay? İyidir. Katalog çekim için olan kıyafetleri burada tutuyoruz. Bazen sponsorun gözünden birkaç parça eşya kaçar. Biz de 3 ay bekleyip aramızda paylaşırız. Sen, ben, Gül'ün, Simay. Bu ara pek bir şey yok maalesef. Emrah, Tuğba Büyüküstü'nü Bond filminde yaşı yüzünden mi bağlamışlar? Kaç yaşındaki? 37. Ama kimseye söyleme. Tuğba geliyor. Tuğba geliyor. Dice Tuğba geliyor. Çınar Bey. Çınar Bey. Çınar. Tuğba. Tuğba Büyüksün geliyor. Ne? Nerede? Ya camdan gördüm ofise girer birazdan. Yok hayır biz gala için 4 kişilik davete istemiştik. Tamam sadece 2 tane gelmiş ama. Lütfen ilgilenirseniz sevinirim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Girdi. Bana bir şey mi diyeceksiniz? Yok. Evet. Ben yemeğe çıkıyorum. Tamam. Beraber mi çıkalım? Olur. Ben Bekir abiye haber vereyim o zaman. Ondan sonra gelirim. Tamam ben çıkayım sen gel o zaman. Tamam. Tamam. Tuğba Hanım merhaba. Ah selam. Tuğba, bu ne güzel sürpriz. Bu ajansta hala bir menajerim var mı? Saçmalama, tabii ki var. Çınar nerede? Neden telefonlarımı açmıyor? Ali Nisettin de kriz çıkmış, oraya gitti. Ya yoksa seni ihmal eder mi hiç? Tuğba, mavi sana çok yakışmış. Niye daha çok giymiyorsun? Pardon. Abi bu telifle ilgili bakmak zorundayım. Görüşürüz. Dicle. Senaryoyu mailine attım. 2 çıktı al. Ben 1 saate geliyorum. Yemek yemek istersen son fırsatın. Fazla uzaklaşma. Peki Firis Hanım. Ha Firis Hanım. Barış Havas buranın oyuncusu mu? Sen hala oyuncu listesini ezberlemedin mi? Evet tabii ki buranın oyuncusu. Benim oyuncum. Son keşfim. Çıktı. Götür. Selam. Yine mi birinden saklanıyorsun? Yok, makine çalışmıyordu da. Ha. Peki. Bence gayet iyi çalışıyor. Tamam. Dün için kusura bakmayın Barış Bey. Ben sizi tanıyamadım. Yani ben öyle çok fazla Türk dizisi izlemem de. Yani bundan sonra izleyeceğim ama. Kim olduğumu öğrendin yani. Seni de kaybettim. Efendim? Hiç. Firis odasında yok. Nerede? Ha şimdi çıktı o. Arayıp hemen geldiğinizi haber vereyim mi? Yok gerek yok. Hallederim ben. Tamam. Firis. Ajansa geldim ben. Bir ev var diyordun, ona bakacaktım. Ben baktım ve senin adına tuttum. Tuttun mu? Ben görmedim. Barış'cığım bana biraz güvenir misin lütfen? Ya evet, ev çok büyük değil ama bahçesi efsane. Dekorasyonu da gayet tadında. Biraz İsveç. Ha bu arada yemeğe geçiyorum ben. Bana eşlik etmek ister misin? Aç değilim. Ne zaman taşınacaksın Feris? Sen onu da düşünmüşsündür.
Ne zaman istersen. Anahtar güvenlikte. Ya da bekle, ben ajansa dönünce bendekini sana vereyim ha. Yok ya. Bastı burası. Sen adresi at yeter. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sen ajansta mı çalışıyorsun, daha önce görmedim hiç? Yok, işe bugün başladım ben. Ne güzel. Keşke ben de başlayabilsem. Bence hiç üzülmeyin. Kendi kaybeder. Anlamadım. Siz olağanüstü, inanılmaz güzel bir kadınsınız. Mükemmel bir oyuncusunuz da şuradan oynuyorsunuz. Yaşınızla ilgili ne problem varmış anlamadım. Neden öyle söyledin? Ya çünkü kadın oyunculara yaşları yüzünden baskı yapılmasından nefret ediyorum. Kimse erkek oyuncuların yaşlandığını söylemiyor. İğrenç bir cinsiyetçilik var. Evet, ama... Sonra kadın oyuncular estetik yaptırmak zorunda kalıyor. Bir takım erkek yönetmenlerden rol kapabilmek uğruna o güzelin mimiklerini öldürüyorlar. Gitsinler bunda az yüzü oynamayan birini bulsunlar. Rol için sizi yaşlı bulmuşmuş. Zaten Bond filmlerinde kadınlar hep ölüyor. İnşallah sizin yaşınıza geldiğimde ben de sizin gibi görünürüm. Teşekkür ederim. İyi günler. Çok güzelsiniz. İyi günler. Tuğba büyüksün. Annesiyim. Yani sekreterlik benim için geçici bir iş. Tabii ben çalışmak zorundayım çünkü babam emekli, kardeşim hala okuyor. Ama normalde ben oyunculuk mezunuyum. Küçük bir tiyatroda oynuyorum hatta. Yani gelmek isterseniz ben çok sevinirim. Davetiye vereyim mi ben size? Ben çantamda var zaten. Söyleyeyim. Martı. Ama modern bir versiyonu. Şey o. Ha? Hoş. Yani henüz başrol oynamadım ama yönetmen söz verdi. Yani bir sonraki oyunda kesin gibi bir şey. Gelmek istemiyorsanız mecbur değilsiniz. Aa, geleceğim tabii ki. Olur mu öyle şey? Oyununa tabii ki geleceğim. Ya bugün benim kafam çok dağınık. Şu mesele beni mahvetti. Hangi meseleymiş o? Tuğba, nasıl çıktın? Nasıl? İyi. Telefonlarım neden açılmıyor? Şimdi Jülide, Tuğba'nın telefonlarını açmam lazım. Geri dönmem lazım diyordum. Çok yoğun bir gündü. Çok yoğundu. Gün delirmiş gibiydi. Ne yaptığımı da bilemedim. Eley'den haber yok mu? Sözleşme ne durumdaymış? Sözleşme şöyle, bu sabah Türkiye'deki bağlantılarıyla konuştum. Diyorlar ki... Bana doğruyu söyle Çınar. Ben sana ne zaman yalan söyledim? Çınar. Sözleşmede sıkıntı oldu. Çünkü şu çift taraflı ajanın kadın değil erkek olmasına karar vermişler. Erkek. Yani senaristler son dakika fikir değiştirdiyse demek ki... Aynen, aynen. Senaristleri biliyorsun, habire revizyon yapıyorlar. Benimle bir alakası yok yani. Kesinlikle. Ya yönetmen sana bayılmış. Tuğba, üzme kendini. Bak söz veriyorum, ben sana çok daha iyi filmler ayarlayacağım. Belki Amerika olmaz, Avrupa olur ama yine böyle dünya çapında bir film ayarlayacağım. Bu filmi ne kadar istediğimi biliyorsun değil mi? Biliyorum tabii ki, bilmez miyim? Ama bak tüm kalbimle söylüyorum, bu senin için çok uygun bir rol değildi. Senaryosu da sıkıntılı. Bond, en kötü Bond olacak zaten kesin. Kovuldum. Ne? Artık menajerim olmanı istemiyorum. Sen korkak yalancı adamın tekisin. Rolü yaşım yüzünden kaybettim, öğrendim Çınar. Ve sen görevini yapmadın, beni savunmadın. Tuba. Gelme peşimden. Tuba. Vallahi bak elimden gelen her şeyi yaptım. Defalarca kız aradım, konuştum, ikna etmeye çalıştım. Neler neler yaptım ama... Bitti. Ne işin var senin burada? Yine iş istemiyorum yani.
Dicle, bak ben sana net bir şekilde anlattım. Burada barınamazsın ve ben sana torpil yapmayacağım. Senden torpil istemiyorum. Kendim iş buldum. Perisan'ın beni asistanı olarak işe aldı. Ne? Merak etme, kimseye bir şey söylemeyeceğim. Kızın olduğunu öğrenmeyecekler. Birbirimizi tanımıyor gibi yaparız. Ben sana Kıraç Bey derim, sen bana Dicle Hanım ya da Dicle dersin artık diğer asistanlara nasıl hitap ediyorsan. Şaka mı bu? Benim işe ihtiyacım vardı, Perisan'ın da asistanı. Sen bana güvenmedin ama o güvendi. Aklımı oynatacağım ben. Dicle, bak burada çalışman ikimiz için de doğru olmaz. Tamam şöyle yapalım, ben sana hemen yeni bir iş ayarlayayım. Haftaya çekimlere başlayacak bir film var, yönetmene çok yakın arkadaşım. Senden artık yardım istemiyorum ben. Bileğimin hakkıyla iş buldum, bırakmayacağım. Burada da çalışmaya devam edeceğim. Annem arayıp şikayet etmene de gerek yok. Ben gerektiği zaman söyleyeceğim zaten. Dicle gel, gel. Gel bakayım şuraya. Annenle beraber mi planladınız bütün bunları? Plan falan yok. İş arıyordum. Hayatımı mahvederek mi benden intikam alacaksınız? Hayır. Ben bunu hak etmedim. Leyla sana nasıl anlattı bilmiyorum ama ben seninle ilgili sorumluluklarımdan kaçmadım. Annem hamile kalınca bu bebeği istemiyorum demişsin. Baba olmaya hazır değildim ben. Annenle evlenip Antalya'ya yerleşseydim şu anki kariyerimi yapamayacaktım. Orada sıradan bir kanalda yapımcı, işte bir reklam ajansında yapımcı falan olacaktım. Ben o hayatı istemedim Dicle. Seni değil. İyi işte. Sen istediğin hayatı aldın. Ben de şimdi kendi hayallerimi gerçekleştireceğim. Dişimle tırnağımla çalışıp bu sektörde başarılı olacağım. Benim hayatımdan uzak dur. Burada sana yer yok. Her sayfayı tek tek imzalayacaksın. Hiçbirini atlamıyorsun. Senaryo çıktılarının nasıl paraflanacağını soruyor da. Bunları da bana sorma ayrıca. Git başka asistanlara sor, meşgul etme beni. Hadi, hadi bakayım. Ne vardı? Tabirnamedeki toplantıyı yarın alalım mı diye sordular. Ne yapalım? Bilmiyorum. Bak sen programına işte. Tamam. Dicle, Dicle. Kıraç Bey'le neyi tartışıyordunuz siz? Tartışmıyorduk. Senaryo para Fatma'yı sordum sadece. Salak mıyım ben? Sana burada yer yok dediğini duydum. Yanlış duymuşsun. Ya geçiştirmesene. Duydum diyorum. Böyle gereksiz detaylarla odasına gitmeme kızdı, tamam mı? Hani sana burada yer yokken bu odada yer yok anlamında söylemek istedi. Hiç inanmadım. Sabah da Kıraç Bey'i tanımıyorum demiştin. Geçen gün görüşülmüş. Jüride de şahit. Ha, et, inkar et. Bunu da et. Et, inkar et. Ya tamam, bir tanıdığım iş için onunla görüşmemi söylemişti. Yalan söylüyorsun. Bak ben bir aydır iş arıyorum, tamam mı? Para kazanmak için geceleri depo sayımına gidiyorum. Sence Kıraç Özdal gibi biriyle özel bir tanışıklığım olsaydı bu çileyi çeker miydim? Efendim Feris Hanım. Tamam, hemen geliyorum. Kapat kapıyı. İki çıktı demiştiniz değil mi? Senden bir şey isteyeceğim ama çok gizli. Otur. Evet. Kıraç Berfu Erden için iyi bir kaşeye anlaştığını söyledi. Ne kadar olduğunu öğrenmem lazım. Kendisine sorsanız? Sordum ama söylemiyor. Size söylemediyse bana hiç söylemez ki. Başka bir yol bul. Nasıl? Artık odasına mı girersin, sözleşmelerine mi bakarsın bilmiyorum. Bana sorma. Ama bir şekilde o kaşeyi öğren. Anladın? Hı hı. Az önce gereksiz yükseldik. Özür dilerim. Hakikaten Kıraç Bey'le gizli saklı bir şey yok. Ego Ajans'a git, Kıraç Bey selamını söyle dedi bir tanıdım. Ben de selamı ilettim. Bana göre bir iş var mı diye sordum. O da zaten benim bir asistanım var diye reddetti. Yani. Ya odasına gidip işle ilgili bir şeyler sormam tamamen benim şuursuzluğum. Hepsi bu. İyi, tamam.
Barıştık mı? Fark etmez. Senden küçük bir yardım isteyebilir miyim? Ne gibi? Ya ben şimdiye kadar hiç oyuncu sözleşmesi görmedim. Feris Hanım da soruyor şurası burası. Takılıp kalıyorum ben de. Acaba Kıraç Bey'in son sözleşmelerinden bir tane varsa örnek gibi. Yani bakabilir miyim? Kesinlikle olmaz. Kıraç Bey sözleşmelerini sır gibi saklar. Olmaz. Onu söylemeyiz. Dicle, ben patronumdan sır saklamam. Bana bir daha asla böyle bir şey teklif etme. Kesinlikle. Şeytan kulağına kurşun ya. Tamam. Sözleşme görmemiş. Kıraç Bey. Şunu size bıraktılar. Hırsız mıyım ben? Kim lan o? Kim o? Ha? Tuğba'ya yaşı yüzünden reddedildiğini kim söyledi? Kim ismi onladı beni? Hangi çıksın ortaya? Kim lan o? Kim? Ha? Kim? Ne oldu? Ajanstan biri bir köstebek Tuğba'ya neden reddedildiğini anlatmış. Utanın be. Ulan hepimiz aynı ajansta çalışıyoruz. Birbirimizden oyuncu çalacak kadar düştük mü? Hey hey, kendine gel. Ya ben kendimdeyim. Beni oyuncuma ispiyonlayan kimseye çıksın delikanlı gibi ben yaptım desin. Kim o? Ben Tuğba'ya gururunu kırmadan tam durumu izah edecekken bir şeref yoksunu çıkmış. Kim o? Kim o, kim? Kim? Ya bizden biri değildir. Belki belki rakip ajanstır. Ya bir git Emrah. Rakip ajansları Tuğba'dan sakladığımı nereden bilsinler? Aramızda bir köstebek var. Tuğba'yla mı konuştun, o mu anlattı? Beni kovdu Feris. 7 yıldır kariyeri için kendimi yırttım. Tuğba büyük üstün beni kovdu. Ama bulacağım. 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 Bulup canına kucağım. Mahvedeceğim onu. Mahvedeceğim. Mahvedeceğim onu. Tuğba onun en memnun oyuncusu. Ay kim yapmış olabilir böyle bir kötülüğü, anlamıyorum ki. Amerikalı şirketin buradaki işlerini kim yönetiyor? Filma eski. Evet. Ha? Ceren vardı orada değil mi? Ara bu akşam mutlaka buluşmak istediğimiş ara. Tamam Kıraç Bey. Hayatımda ilk defa ünlü görünce çenem düştü. Sanki üstüme vazifeydi. Ya sen niye gidip kadına siz yaşlı bulmuşlar diyorsun, niye? Dicle, çık şuradan. Seni Tuğba büyük üstünde konuşurken gören var mı? Aa. Tamam, bitti gitti. Sen de bundan sonra çeneni kapalı tutacaksın. Kimseye bir şey söylemeyeceksin. Kimse de senin köstebek olduğunu anlamayacak. Ya benim yerime suçsuz birini işten atarlarsa? Ya var ya, böyle kendim için diklemek, dövmek istiyorum resmen. Belki unuturlar. İyi düşünelim, iyi olsun. Bir de kapı gibi sözleşme imzaladım. Eğer işten atılırsam başka bir ajansla da çalışamam. Of, ne yaptım ben ya? Yalnız var ya, ben neye takıldım biliyor musun? Hı-hı. Koskoca Tuğba büyük üstüne bunu yapan hayat. Bizi var ya, yerlerde sürür. Kızlar, ya siz benim diş macunumu mu kullandınız? Arkadaşım sen rahatsız mısın? Kullanmadık hiçbir şeyini. Arkadaşım, ortamı niye yükseltiyorsun? Düzgünce kullanmadık desene. Sedef.
Kız gerilmiş iş yerinde. Sen de birazcık anlayış göster. Ben de geriliyorum. Bütün gün milletin kılıydı tüyüydü bunlarla uğraşıyorum. Ama size yansıtmıyorum Meral. Sen normal insanlarla uğraşıyorsun. O ünlülerle uğraşıyor. Aynı şey değil. Sakin kal Sedef, sakin kal. Her neyse. Haftaya kuzenim geliyor ve bu kanepe bana lazım. Sonra yok haber vermedim falan olmasın. Şimdiden yerlerinizi ayarlayın. Senarist olayım dedim, beceremedim. Yönetmen olayım dedim, fos. Tam sektörün bu ucundan tutundum derken hale bak. Ya beceremedim deyip durma Çınar. Ya ben senin senaryolarını okudum, gayet iyiler. Ha, o yüzden kimse çekmiyor. Ya bu piyasa için biraz fazla avantgardlar ondan. Bana bari yapma bu numaraları, Feris kötü işte. Dedeme sinema televizyon kazandım deyince ne demişti biliyor musun? Ne? Keşke az daha çalışıp memurluk kazansaydın ya dedi. Ne ilgisi var? O kadar beyaz Türk'sün ki sana bu espriyi açıklayamayacağım. Bence sende iyi senaryoyu daha ilk sayfadan anlama yeteneği var. Bir kere bu senaryoyu yazmak kadar önemli bir şey. Sen her durumda söylenecek en iyi şeyi nasıl biliyorsun ya? Bu da benim süper gücüm. Feriz. Hı? Şu Tuğba ile bir de sen konuşsan belki beni kovmaktan vazgeçer. Ha? Ben? Hı. Kadın kadının dilinden daha iyi anlar. Yani... Saçmalama Çınar, erkek erkek konuşma. Allah Allah, ya ben onu mu söyledim? Sen oyuncu psikolojisinde benden daha iyisin. Bir konuş. Ya rahat bırak kadını, bırak birkaç gün dinlensin, öfkesi dinsin. Üstüne gitme. Takma kafana bu kadar. Evet. Kız arkadaşın olsan sızlanmanı sabaha kadar dinlerdin ama benden bu kadar. Barış eve baktım acaba bir arayayım. Residence mı? Hı, modern villa. Bodrum kattan modern villaya. İşte gerçek peri masalı bu. Ha Barış. Ne oldu aramadın? Baktın mı eve? Yerleştik bile. Aa, şaka yapıyorsun. Yok. Abimin eşyaları arabaya attık getirdik. Zaten neyimiz var ki? Beğendin evi değil mi? Beğendim. Sağ ol Feris. Uğraştırdım seni de. Bu güvenlikteki arkadaşla da tanıştık. Sıkıntı yok. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz canım. Bu da biter. Beğenmiş mi evi? Hı hı. Hı. Konsolu şuraya bağlarız. Mis. Hemen yerleştin. Bro, bir fotoğrafımı çek de anneme gönderelim be. Şöyle oğullarının yeni evini görsün be. Geniş al, geniş. Geniş al ya. Annem burayı beğenmez ki. Niye? Halı yok. Ana. Hakikaten ha. Ama bak avizeyi çek, avizeyi kesin beğenir anneme. Çekti mi? Vay be. Bro, şimdi senin bu evi alman için dizinin kaç bölüm sürmesi gerekiyor? Ne bileyim abi. Dur dur, şimdi tahmini bir şeyler hesaplarız, dur. Bizim bu eve bir şeyler almamız lazım ya. İçecek turundan mı? Yok ya, ne bileyim böyle. Bir şeyler eksik sanki. Bak güle güle oturun diyor. Keşke babanız da görseydi. Yani keşke görseydi ama kısmet. Annem de var ya, arayı bir duygusallık sıkıştırmadan yapamıyor ha. Gurur duyuyorum seninle brom. Ya bırak, ne gururu ya. Duyuyorum lan işte. Neyse neyse, ben odama çıkıyorum. Şu eşyalarımı toparlayacağım. Ay be.
Bizim oyuncuyu da oyalayıp oyalayıp reddetmişsiniz. Ya Tuğba üstüne alınmasın ne olur. Çok önemli bir karakter. Tam bir arzu nesnesi. Yani genç birinin oynaması şart. Tuğba da maalesef... Bırak şimdi, 30'undan fazla durmuyor. Bunu konuşmak için çağırdıysan hiç birbirimizi yormayalım. Yönetmen kararını verdi. Yapacak bir şey yok. Tarihi mekanlar için izinleri aldın mı? O konuda sıkıntı var. Ha. Benim liseden bir arkadaşım kurulun başında. Ciddi misin? Evet. Tanıştırayım istersen. Al. Tuğba'nın da büyük hayranıdır. Geçen sefer Kapalı Çarşı'daki çekimlerde tarihi mekan zarar gördü diye sıkıntı olmuştu değil mi? Ya oradan bir önyargı var tabii. Ya şimdi bir de en sevdiği oyuncunun yaşı yüzünden reddedildiğini duyarsa... ...sizin izinler hayal. Hemen gidip yetiştireceksin değil mi? Teessüf ederim. Ama illa biri yetiştirecek. Neyse canım, olmadı dekorda çekerler. Gerçi artık seyirci illa real mekan istiyor. Olmadı, Amerikalı şirket sizin yerinize başka biriyle anlaşır. Blöf yapıyorsun. Ben blöf yapmam. Tuğba yoksa film de yok. Çınar Bey senden şüphelenmedi mi? Tatlım sen delirdin galiba. Yani Çınar Bey bana sonuna kadar güvenir. Ya tutturmuşsunuz bir köstebek köstebek diye. Bak anla buraya yazıyorum. Yok öyle bir şey ya. Ya biz bu ajansta kan olmuşuz, can olmuşuz, yoldaş olmuşuz. Olur mu öyle şey? Bir de şu var. Kim ekmeğine kan doğurur he? Biri rakip ajanslardan birinden para almış olabilir. Köstebek yani. Heh, yazdın yine senaryoyu. Ben dışarıda yiyeceğim. Hoş geldiniz Barış Bey. Bana bey deme. Siz de deme. Kendimi 50 yaşında hissediyorum. Peki. Adın ne senin? Dicle. Peris Hanım'la siz tanıyayım. Bir bebek bakıcım da sen olacaksın yani. Şimdiden kolay gelsin. Feris Hanım bir toplantıya kadar gitti. Ben de sandviçimi çayımı alıp dışarıda yiyecektim ama o gelene kadar isterseniz size... ...yani sana eşlik edebilirim istersen. Sen bana eşlik etme. Ben sana eşlik edeyim. Sandviçini benimle paylaşır mısın? Olur. Nereye gidiyoruz? Hemen aşağıda, şuraya çok yakın. Teşekkürler. Merhaba, iyi günler. İş nasıl gidiyor? Özür dilerim, ağzımdan kaçtı. Feris küfürden nefret eder. Onun yanında sakın yapma. Asla. Gidiyor. Feris'e anlatmam, söz. Bir hata yaptım. Olur öyle, ben seriyelde hatalar yapıyorum. Aynı şey değil, sen yeteneklisin, ünlüsün, çok yakışıklısın. Bunların hiçbiri önemli değil asistan kızım. Benim gibi bir sürü insan var. Hadi gidelim. Ne oldu, nereye? Acele et. Barışamaz işte ya. Perasla da kıyamet planı. Kızım koş. Ay ekranlardan bana yakışıyor. Hayranlarım değil mi? Niye kaçıyorsun ki? Barış Bey. Yaşamadan anlayamazsın. Barış Bey. Barış Bey. Bir fotoğraf çekelim. 5 dakika dur. Sohbet etsen tatlı olur aslında. Şimdi 24 tatlı olamıyorum. Bazen terslerim tutuyor. Sinirli oluyorum. Kimseyle konuşmak istemiyorum ama. Barış Bey. Sadece bir kere istediklerini vermezsen anında sevmeyi bırakıp nefrete geçiyorlar ki... ...zaten hayran oldukları kişi ben değilim. Bizdeki böyle karakter... Böyle kaçmaya devam mı edeceğiz? Yok, yok. Eşyalar dedin mi? Yok, ustamla ben de yardım edeyim, çocuklar alırdı. Tamam,
Çınar adına senden özür diliyorum. Süreci iyi yönetemedi. Eğer beni ajansa dönmek için ikna etmeye geldiysen boşuna zahmet etme. Kimseye güvenim kalmadı. Bu sektörde herkes yalancı. Vallahi ne desen haklısın. Çınar yıllardır senin menajerindi. Bu işi çözmesi gerekiyordu. Ben dün akşam Ceren'le buluştum. Ve Bond filmi için seni yeniden düşünecekler. Gerçekten mi? Evet. Ve sana %99 o filmde oynayacaksın diyorum. Benim sözüme güvenebilirsin. Tabii eğer senle çalışırsam. Onur duyarım. Ama bak rolü alamazsan seni de kovarım. Ben kendim istifa ederim zaten. Bir şey içer misin? Sağ ol. Tuğba bir şey soracağım. Rolü yaş meselesinden alamadığını kimden öğrendin? Ajanstan bir kız söyledi. Adını bilmem. Sen hepsini tanıyorsun zaten. Yeni başlamış, öyle dedi. Böyle kızıl saçlı, kıvırcık, güzel bir kız. Kıraç ama bak kıza yüklenme, olur mu? Ağzından kaçır. Ay ay ay, merak etme. Bir şey yapar mıyım? Fanlara mallık yapanı sen o zaman anlasaydı büyük olay olurdu. Ünlü oyuncu Barış Havas hamallık yaptı. Yapma demişti ki. Dizide demek istiyorsun herhalde. Yo. Gayet de gerçek hayatta. Sahi mi söylüyorsun? Ben dipten geliyorum ama nereye gidiyorum ondan emin değilim. Barış. Erken gelmişsin. Setim erken bitti. Asistanım benimle sandviç için paylaştı. Ne şirin. Parkta fanlara yakalandık ama hepsini atlattık. Değil mi Dicle? Genç kızların sevgilisi kaçmaz Barış. Tatlış bir şekilde bekleyip selfie çektirir. Selfie bir yıldızın toplumsal vergisi sayılır değil mi? Neyse sen yukarı çık. Biz geliyoruz şimdi. Dicle. Ne yaptığını sanıyorsun? Hiç. Ben yemek molasına çıkıyordum. Kendisi benimle gelmek istedi. Bir magazinci fotoğraflarınızı çekip Barış Havas bu kızla yakalandı diye haber yapsa ne olacak? Sonra başlasın yalanlamalar, yalanlamalara inanmamalar. Kimse fotoğrafımızı çekmedi. Çünkü şanslıydınız. Hiçbir oyuncuyla ben söylemeden muhatap olma. Tamam. Anladım. Barış bir star. Seninle aynı gezegenden değil. Sandviçini paylaşmak istiyorsan senin gibi normal insanlarla paylaş. Tamam? Hadi. Ya sinsi gibi gidip Tuğba'yla konuşmuş. Tuğba da bunu menajeri olarak kabul etmiş. Oyuncumu çaldı. Gasp resmen Çınar Bey, gasp. Oyuncumuzu gasp ediyorlar. Ulan ben... Deniz anlatıyor, görseniz. Tuğba abi üstün artık bizim oyuncumuzu Gülen. Ben müptelası değilim ama bizim çocuklar. Bayılmıyor ya. Çok sağ ol Kıraç ya. Çok sağ ol. Bana şahane bir hayat dersi verdin. Demek aynı yerde çalıştığımız insanlara bile güvenmeyecekmişiz. Sırtımızı dönmeyecekmişiz. Şimdi bir de ajansın iyiliği için yaptım dersin. E aynen öyle. Sen işi batırdın diye ajans da mı bas? Diğer menajerler olayı duyup Tuğba'nın peşine düşmüştür. Sen bana birkaç gün daha zaman tanısaydın. Bu dosya için öyle birkaç günümüz falan yoktu. Derhal müdahale etmem gerekiyor. Tuğba dosya değil, o bir sanatçı. Aynen. Sayemde o sanatçı daha yüksek yerlere gelecek. Şimdi müsaade edersen benim bir entegrasyon toplantım var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sen yüksek sanattan ne anlarsın be? Karacığım karşısında aklıma gelmedi bu ya. Yani çok yazık oldu Çınar Bey. Büyük kapak olurdu. Şimdi
üstünün kargolanması lazımmış. Ya Dicle, olanları duydun mu? Neyi? Kıraç Bey, Çınar Bey'in oyuncusunu çalmış. Tuğba büyük üstünü. Aa. Yani tabii ajans için çok iyi oldu ama ben Çınar Bey için üzüldüm. Sonuçta o Kıraç Bey gibi değil, hassas biri. Peki şu köstebek meselesi ne oldu? Ay yok, yani bu saatten sonra kimse o olayın peşine düşmez bence. Ama yani Kıraç Bey'in yaptığı çok kötü bir şey değil mi? Ya adam düz kötü yani. Bence de. Azıcık yüzün kızarmış mı diye bakmaya geldim. Yok, Çınar'a attığın kazık vicdanını hiç rahatsız etmemiş. Ben kötü bir şey yapmadım. Ajansın en önemli müşterilerinden birini geri getirdim, o kadar. Ya, ya tabii. Feriz. Sen bana etik dersi vermeden önce asistanına sahip çıksan. Tuğba'ya yaşı yüzünden reddedildiğini senin asistanın ismi anlamış. Ciddi olamazsın. Tuğba kendi söyledi. Ya niye yaptı, ne niyetle yaptı bilmiyorum. İlgilenmiyorum da ama o kız kesin başımıza iş açacak. Niye böyle bir şey yapmış ki? Bilmiyorum. Çınar'ın siniri burnunda olduğu için ona bir şey söylemedim. Ama artık sen ayar mı verirsin, kovar mısın? Bilemem. Ben olsam onu bir dakika burada tutmam. Dicle! Gel buraya! Kapat kapıyı. Otur. Oyuncularla dışarıda görüşmemem gerektiğini düşünemedim. Bir daha olmayacak. Tuğba Büyüküsü'ne yaş meselesini sen söylemişsin. Niye yaptın? Bir niyetim yoktu. Zaten biliyor sandım. Kendisini kötü hissetmesin diye konuştum. Sana mı kaldı oyuncuların moralini yerine getirmek? Sen buraya çalışmaya mı geldin yoksa ünlü arkadaşlar edinmeye mi? Tam zeki, pratik, enerjik bir asistan buldum diyorum. Bir de bakıyorum sersemin tekiymiş. Hayır gerçekten, gerçekten bak anlamak istiyorum. Tuğba'ya şirinlik yapınca eline ne geçecekti? Annen için imzalı fotoğraf mı alacaktın? Tuğba başka bir ajansa gitse, yılda ne kadar kaybederdik hiç haberin var mı? Hayal edebiliyor musun? Özür dilerim. Ya Allah'tan Kıraç doğruca Çınar'a gitmedi de bana söyledi. Yoksa kimse alamazdı seni Çınar'ın elinden. O mu? Kıraç Bey mi söyledi size? Topla eşyanı. Çıkmadan da muhasebeye uğra. İki günlük paranı versinler. Gel bakalım Miro. Miro. Gel kızım. Tekrar özür dilerim. Asistan Ödücüm. İki günde mi performansından memnun kalmamış? Hı hı. Tam da aramızda bir bağ oluşmuştu. Ama niye oldu bir yandan ya? Zaten burası kuyu gibi bir yer. Ego savaşları, çekim stresi, reyting kaygısı derken insan erkenden yaşlanıyor.
Gül'ün Dicle gidiyor, bir güle güle demeyecek misin? Güle güle. Duygusuz. Her şey için teşekkür ederim ama. Bak ara ama, tamam mı? Ben de bir iş falan duyarsam sette alo diyeceğim sana. Tamam, çok sağ ol. Teşekkür ederim. Allah'tan Kıraç doğrucu Çınar'a gitmedi de bana söyledi. Yoksa kimse alamazdı seni Çınar'ın elinden. Tebrik ederim. Beni işten attırmayı başardın. Ben bir şey yapmadım. Sen kendi kendini attırdın. Neyse, seninle tartışmayacağım. Şunu iade edip gideceğim. Tamam, gerek yok. Daha önce vermek için fırsat olmadı. Senden iş için referans istediğim gün cebime koymuşsun. Annem senin paranı kabul etmedi. Ben de onun kızıyım. Hiçbir şeyini istemiyorum senin. Sen tek kuruşunu bile harcamadım. Bana o gün sektör köpek balıklarıyla dolu demiştin. En büyük köpek balığı meğerse senmişsin. Öz kızını bile tek bir lokmada yuttun. Tekrar tebrik ederim. Sana söyledim ben, değil mi Dicle? Burada barınamazsın dedim. Senin taş malı değerlerin, ahlakın burada sökmez dedim. Burası süperlik. Sen kendi küçük dünyana dön ve orada kendine uygun bir hayat kur. Burası sana göre değil. İyi şanslar. Etiler'deki Japon restoranına akşam için rezervasyon yapsana. Beren'in doğum gününü kutlayacağız. Ya, alo. Toplantı onların şirketinde. Adresini biliyor musun yoksa konum atayım mı? Ya şuradan şöyle geçiyordum. Baktım sözleşmeleri kemiriyor. Miro sözleşme falan kemirmez. Feris mi yolladı seni buraya casusluk yapman için? Hayır, yok yok. Kesinlikle öyle bir şey yok. Öyle olmadı. Siz Feride Hanım'sınız değil mi? Ben Dicle. Ya keşke sizin asistanınız olsaydım. Bence buradaki en önemli insanları siz temsil ediyorsunuz. Yeşilçam bizim çocukluğumuzun masalları. Onları oynayanlar da kahramanlar. Tamam, yeter. Kes. Ben yağcılıktan hiç hoşlanmam. Şimdiki yönetmenler anlamıyor ama Yeşilçam aktrisleri çok yetenekliydi. Ne doğru. Çok doğru. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Bond filminde oynayacak Türk oyuncu sensin. Şimdiden çok heyecanlıyım. Aynen, biz de. Ama konuşmak istediğim birkaç şey var. Tamam. Karakter 25 yaşında. Yani rolü istiyorsan biraz rötuş yapman gerekecek. Anlamadım. Çok şanslısın. Aşırı genç gösteriyorsun. Göz çevrene birkaç küçük dokunuş, birkaç minik dolgu.
Benden estetik yaptırmamı mı istiyorsunuz? Estetik sayılmaz yani. Birkaç iğne dokunuşu o kadar. Olmaz. Yüzüme dokundurma. Bence hemen hayır deme Tuğba. Bir dinle Ceren'i. Korkulacak bir şey değil. İnsanlar öğle tatilinde yaptırıp ofise dönüyorlar. Şuralara iki iğne, fıs fıs bitti. Kusura bakmayın, olmaz. Bu rolü istiyor musun? Evet, istiyorum. O zaman yaptırmalısın. Yönetmenin şartı bu. Ay, çamurda altın bulmuş gibiyim Ayhan. Evet, evet, oyuncu koçuyla çalıştırmaya başladım. Yeteneği biraz kısıtlı ama aşırı güzel. Aman oynamasın zaten canım. Sırf görünsün yeter. Berfu Erden'in sözleşmesini okudum. Kaşeyi merak ediyorsanız asansörlerin arkasındaki avluda bekliyorum. Ayhan, ben seni birazdan arayayım mı? Kaça anlaşmış Kıraç? Ben size bir çay alayım. Hadi söyle. Tamam. Tamam. Söylersen seni işe geri alacağım. Söz mü? Söz. Ajansın en iyi asistanı ben olacağım. Gülünü bile gölgede bırakacağım. Göreceksiniz. Ben size soğuk bir şey alayım. Hadi söyle. 350 bin. Gerçekten çok iyi. Ne içersin? Bir Türk kahvesi alırım. Bekir, Bekir, Tuğba Hanım'a bir sade kahve. Orta. Orta. Derhal. Ne haber Tuğba? Böyle gel. Ben yüzümü seviyorum. Değiştirmek istemiyorum. Geçen hafta doğum günüm gerçekten muhteşem bir doğum günü hediyesi oldu bana. Eşim. Kaç yaşındadır sence? 36. 37. 42. 42. Dalga geçiyorsun. Yılda bir kez botoks, yanak dolgusu ve göz altlarına ışık dolgusu yaptırıyor. Hayatta 42 demezdim. Değil mi? Doktor İstanbul'da mı? Hı hı. Alanının en iyisi. Ondan bana randevu al. En doğru kararı verdim bence. Güle güle. Koskoca kraliçe dalı yendim, anlıyor musun? Bir an önce yarın olsun da ajansa gideyim diye sabırsızlanıyorum. Uf, dudaklarını kemiriyor biliyor musun sinirlenince? Yarın ajansta beni görünce de öyle yapacak. Sen de sinirlenince dudaklarını kemiriyorsun. Ya benziyorsunuz diye demedim. Bir sürü insan öyle yapıyor. Gerçi benzeseniz de sorun olmaz. Sonuçta adam... Sonuçta benim hiçbir şeyim değil o. Şu ceket nasıl? Yok ya, o senin tarzın değil, gel. Yalnız benim ayakkabı da almam lazım. Ajanstaki kızların hepsi topuklu giyiyor. Ben aralarında öğrenci gibi duruyorum. Al tabii.
Hoş geldiniz. Hayvan gibi güzel şık kadınlar olacak etrafında. Uyum sağlamak önemli. Dicle. Hı. Ya sahiden 350 bin lira mı alacakmış bir film için? Evet. Yılda iki film çekse, annemlerin orada 350 bine sıfır daireler var. Her sene iki tane ev alır. Her sene niye ki ev alsın? Doğru. Arada araba alır, yazlık alır. Ama iki senede bitecek olacak şey. Ne yapacak ki o kadar parayı? Her sene iki film çekmiyorlar öyle. Bazı oyuncular da yıllarca rol bulamıyor. Ortası yok yani. Ya yıldızın parlıyor ya yerlerde sürünüyorsun. Meral, bak. Ha, şuradaki dikişinde potluk var ama kimse anlamaz bunu. Ay yok, kim anlayacak? Pardon, acaba bu ne kadar? 59 lira efendim o fiyatı. Alırız, tamam. Ben bunu bir deneyeyim. Ben bunu bir deneyeyim. Ya Barış Havas da o kadar kazanıyor mudur? Bilmem. Ya hem yakışıklı hem zengin, tam benim tipim ya. Kendin gibi normal insanlarla takıl canım. Sinir minir ama sevdim ben Feris Hanım'ı. Kıraç Özdal gibi sinsi değil. Ya Barış Havas da senin benim gibi biriymiş. Normal insanmış yani. Kendi demedi mi dipten geldim diye? Evet ama artık dipte değil. Tamam. Alacağım bunu. Acaba küçük bir indirim yapabilir miyiz? Efendim Feris Hanım? Dicle, hemen sana söyleyeceğim bara gidiyorsun ve Barış'ı oradan sessizce çıkarıp evine bırakıyorsun. Algılayabiliyor musun söylediklerimi? Aha. Pardon, kendi niye çıkmıyormuş? Biriyle kavga etmiş. Kapıda magazinciler akbaba gibi bekliyor. Allah'tan tanıdık mekanda hemen bana haber verdiler. Kurtuluş'ta oturuyordun sen değil mi? Hı hı. 5 dakika içinde taksiye binsen 15 dakikaya oradasın. Tamam, hemen üstümü değiştiriyorum ben. Onunla vakit kaybetme. Senin nasıl göründüğün kimsenin umurunda değil. Konum atıyorum. Kapıdakilere benim ismimi söyle. Abi sen arka kapıda beklersin. Tamam, tamam, tamam. Merhaba. Merhaba. Beni Feris Dikmen gönderdi. Barış Havas için geldim. İçeride bar tarafında. Bizim arkadaşa sorabilirsiniz. Bar tarafı, tamam. Sen kız. Sen de mi buradaydın? Sizi almaya geldim. Bana bebek bakıcılığı yapacaksın demiştim. Kavga etmişsiniz. Mecburdum asistan kız. Sana da ünlü oldun da adam mı oldun lan deseler. Sen de böyle bir... Ayı mı o üstündeki? Panda. Artık seni pijamayla gördüm. Artık bu kadar samimi olduğumuza göre bana siz diyemezsin. Bana bunu bir daha söyledin. Tamam ama hemen gitmemiz lazım buradan. Bak mutfaktan geçip personel kapısından çıkacağız daha. Hadi. Bu sefer de sen benim gizlice çıkmama yardım edeceksin. Hı. Ödeştik. Ödeştik. Hadi. Tamam, dikkat et. İyi misin? Ah. Sen şöyle otur. Sen şöyle otur. Ben sana bir sade kahve, yapayım. Öyle gideriz, tamam? Şunu da tut.
aslında köpüklü oldu diyecektim ama olmadı. Olsun. Sen İstanbul'lu musun? Ha, başka bir yerde konservatuvar okuyup sonra Sinan'ın kalbinin attığı yere geldin benim gibi. Ben konservatuvar okumadım. Ha. İlinacı mı? Yok. Alışkınım ben. Kahve biraz sert olmuş. Etme, fotoğrafın çekilmedi. Haber yapamazlar. Yapsalar da Feris bir şekilde halleder. Sen istesen de istemesen de on binlerce genç seni seviyor. Hayranlık duyuyor. Hatta sana benzemek, senin gibi biriyle sevgili olmak için ölüyor. Keşke böyle barlarda kavga edeceğini, onlara örnek olacakları bir şey yapsın. Beni örnek almalarını istemedim ki. Kusura bakma ama o ekrana çıkıyorsan örnek alınırsın. Ya bence. Hayranlık ve saygı görmek değersizliğe ve çaresizliğe karşı bir korumadır. Demiş usta. Öyle işte. Marlon Brando. Sen de her şeyi biliyorsun. Aslan kız. Yok ya. Tesadüf. Bir röportajını okumuştum. Aklımda kalmış. Kolonyalı mendil var yanında. Şu çizgini silelim de mikrop kapmasın. Bana çok iyi bakıyorsun. İyi geceler. İyi geceler. Feris Hanım'ın sorunu çözdük. Hala burada çalışıyorum. Evet, matematiğine dedin mi sen bu gece? Eline sayayım mı? Ne diyeyim? Oscar de Türkiye'den bana göstereyim mi sen bu gece? Ne diyeyim? Sık kullanılanları ekleyeyim mi sen bu gece? Ha? Kaçıncı sayfası yapayım sana? Ne? Ne diyorsun?
Gayet. İlginç. Güzel. Gördüğünüz gibi Çınar Bey biraz etkileyici. Bazen baştan çıkartıcı falan. Ben de arada açıp izliyorum böyle videoyu. Evet anne. Ama işte biraz böyle kurtulmak istiyorum bundan. Yani YouTube'dan biraz çıkmak istiyorum açıkçası. İşte sinema ya da televizyon gibi işler yapmak istiyorum. Oralara iş yapıp biraz YouTube'da uzak durmak istiyorum açıkçası. Biraz unutulsun istiyorum diye. Düşünülür. Beraber bir karar verilir. Birkaç güne konuşulur. Ender'cim onlar yapılır. Estetikle alakalı herhangi bir korkun, bir problem yok değil mi? Yok yani hatta iyi de olabilir gibi sanki. Estetiğe karşı değilsin. Aynen hiç yapabiliriz yani. Bence de. Onu şey yaparız. Birkaç güne konuşuruz. Tamamdır. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Çok memnun oldum. Yeni keşifler falan mı Çınar Bey? Yani YouTuber'lar... Yıldızımı kaybettiğime göre yenilerini bulmam lazım. Biraz böyle komedyenlere yöneleyim dedim ama Tuğba kadar iyi bir oyuncu bulabilir miyim anlamadım. Ya siz neden hemen pes ediyorsunuz? Tuğba konusunda mı? Hı. Kaybetmeyi de bilmek lazım. Karşılaşınca yüzüme bile bakmadı. Kendisine Kıraç'la mutlu bir kariyer diliyorum. Yani ben kariyeri bilmem ama yani mutlu olmayacağı kesin. Ya kadını daha ilk günden estetik cerraha yolladı. Ne? Evet ya randevusunu ben aldım. Ya tamam yine kaybetmeyi bilin. Ama yani siz sadece onun menajeri değildiniz. Arkadaşıydınız da. Tuğba! Tuğba! Çınar! Çınar sen motorla nasıl girdin buraya? Birkaç kuralı çiğnedim galiba. Tuğba konuşmamız lazım Allah aşkına. İki dakika insene şu an. Durdurabilirsem. Gineceğim zaten Çınar. Yakut. Ha, Yakut dur. Hani sen at binmeyi unutmamıştın. Çok iyi biniyordun. Göz göre göre yalan söylemiştin bana. Yalan söylemedim. Birkaç ders sonra çok iyi biniyor olacaktım. Yalan söylememiş olacaktım tamam mı? Ayrıca sen bana yalan söyledin. Yalancı sensin tamam mı? Asla. Ben seni daha fazla üzmemek için gerçeği birazcık çarpıttım. Aman. Tuba öyle yapma öyle yap. Dik dur. Çınar ya. Dik dur. Dizgini çek. Ho Yakut. Tuba Hanım gitti. Çınar. Tuba Hanım'a yetişin. Tuba Hanım'a... Kızgın mısın? Kıraç'la çalışıyorum diye. Başta kızgındım. Ama şimdi değilim. Sen benim sadece müşterim değilsin ki. Sen benim arkadaşımsın, dostumsun. O yüzden kariyerin için en iyisi neyse onu yap. Bugün benimle doktora gelir misin? Biraz gerginim de. Kıraç'tan istemek içimden gelmedi. Programıma bir bakayım. Duruma göre söylerim ben. Programı bir bakayım. Duruma göre serseri. Günaydın. Bu yamuk dikici şeyleri özel hayatında giy. Buraya geldiğinde daha şık ol. Beni temsil ediyorsun. Çınar'ın oyuncusunu aldın. Şimdi de benim odama mı göz diktin? Dicle niye hala burada çalışıyor? Sorudan da soruyu sorma tarzından da hiç hoşlanmadım. Asistanlarımı işe alıp çıkarırken hiç kimseye hesap verecek değilim. Tuğba konusunda yaptığı hataya rağmen mi? Ajansın iyiliği söz konusu olunca hepimiz herkese hesap vermek zorundayız. Bir hata yaptı ama felakete yol açmadı yani. Ben engel olmasaydım... Kıraç ne bu sinir? Ya Dicle deneyimsiz genç bir kız olmasa başka bir meseleden taktın sanacaksın. Daha neler? Ömrümde görmediğim biri. Neyse sen bilirsin. Gülüm, sana bir şey soracağım ama dürüst ol. Üzülürüm falan diye korkma sakın, tamam mı? Korkmuyorum ki zaten. Sence bu üstündekiler böyle kötü mü? Hı? Böyle. Ay tamam dur. Kalitesiz. Demode. Çakma. Feci ya. Sağ ol. Ne demek canım her zaman. Hmm.
Benimle geldiğin için teşekkür ederim. Yüzünü buruşturma öyle bak. O kırışıklıklar böyle böyle oluyor. Tamam, ben şunu park edeceğim. Çınar. Aslında sen gelmesen daha iyi. Olur mu canım öyle şey? Ne olur dramatize etmeyelim. Yarım saatlik iş. Tamam. Bir ara buluşalım olur mu? Eski günlerdeki gibi. Ne zaman istersen. Derin miydi benim alın çizgilerim? Çizgi falan yok. Nasıl çizgim yok bak. Annen hastalandığında çok paniklemiştim. Üzülmüştün ya, o zaman çıktı işte o. Bak şu göz çevrendeki tatlı minik küçük kaz ayakları da güneş gözlüğü takmayı sevmemenden. Anladım, 2 dakikada çıkardın yüzümün haritasını. Yüzünün haritasını değil, hafızasını. Yüzümün hafızası. Her çizginin ayrı bir hikayesi, ayrı bir hatırası var. Buyurun, doktor hanım sizi bekliyor. Tamam, teşekkür ederim. Sen hala burada mısın? Yaptırmayacağını biliyordum. Yüzümün hafızasını sildirmek istemedim. Bana ölümsüz bir Bond kızına mal oldu ama olsun. Hadi çok açım. Hamburger mi? Tabii. Havasıyla bir olaylar mı yaratmış? Nereden çıktı? Sen fotokopideyken Feris Hanım'ın yanına gidiyordu bu. Alnında bir bant. Kesin kalka. Kalka yani. Evet, Feris Hanım'ı çok uğraştıracak bu. Niye öyle dedin? Yani demin ne oldu? Şöyle yüzüne tokat gibi çarptı. Savrulup duruyor. Barış'cığım, biz bunu daha kaç kez konuşacağız? Herkesin gözü üstünde, en ufak hareketine bile dikkat etmelisin. İnsanlar neden sadece rolümle ilgilenmiyor? Ben o dizideki sevimli romantik Yağmur değilim. Barış'ım ben ya. Bazen içiyorum, sinirleniyorum. Kavga ediyorum. Tamam da işler böyle yürümüyor, bunu sen de biliyorsun. Fanlar senin Yağmur olmanı. Hatta dizide sevdiğin kızı sevmeni istiyorlar. Onlar da bir senaryo yazıyorlar. Gerçek hayatta da bunu oynayacaksın diyorsun. Sadece biraz daha uyumlu ol. Bunu diyorum. Ağır geliyor Feris. İnsanların benden olmadığım biri gibi davranmamı beklemesi yoruyor. Şöhret özgürlük değildir. Hatta çoğu zaman tam tersidir. O yüzden lütfen biraz sık dişini. Sezon arasında yurt dışına tatile gidersin. Orada kafana estiği gibi takılırsın. O zamana kadar biraz dikkat. İçmek yok. Kavga etmek yok. Beren'den başka bir kızla görünmek yok. Bir skandal daha kariyerini bitirir. Ben bile arkanda duramam. Çok ciddiyim. Sonra da yeni sezon anlaşmanı yapınca o eşyalı villadan da çıkarsınız. Yepyeni, daha iyi bir eve geçersiniz. Yeni sezon anlaşmasını yapmazsan Bodrum kata dönüş diyorsun. Hayır. Hayır, onu kastetmedim. Barış, çok yeteneklisin. Lütfen, ne olur bunu mahvetme. Peki,
Görüşürüz. Barış. Görünmüyorsun. Hasta mısın? Yok. Bir garipsin ama. Gece merak ettim. Mesaj atıp nasıl olduğunu soracaktım ama sonra uyuyorsundur deyip. Öyle işte. Barış, seni kısıracak bir şey mi yaptım? Sen bir şey yapmadın asistan kız. Peki neden böylesin? Herkese selam. Barış, burada mıydın sen? Bütün gece uyumadın mı? Ne bu hali? Anne ne oldu? Ya yok öyle, ufak bir çizik. Kıyamam. Yılın çifti bir arada. Arkadaşlar, bari burada yapmayın. Ya söyleyeceğim, bana ne? Aşırı yakışıyorsunuz ikiniz de. Size bakarken içimden anane fışkırıyor. Böyle maşallah çekmek istiyorum. Dicle, sen bir yere mi gidiyordun? Yok. Ceket almışsın, erkek ceketi gibi bakayım. Arkadaşımın gece üşüyünce verdi. Dicle, bunlar gerçek hayatta da sevgili olur, hiç sekmez. Normal insanla sevgili olmazlar diyorsun. Ya normal insan onları kaldıramaz. Yalnız bu Beren nasıl şanslı bir şeyse. Babasının prensesiydi, şimdi de Barış'ın kraliçesi olur. Yok. Kıraç Bey'in oyuncusu mu? Yok be kızı. Ne? Ne oldu? Niye şaşırdın? Hiç. Gel. Evet. Kıraç'ın Tuğba'nın onu kovduğundan haberi var mı? Yok, yarın öğrenecek. Ay, yüzünün halini görmek için sabırsızlanıyorum. Botoks yaptırmadan duyunca zıplamıştır zaten. Keyfiniz yerinde maşallah. Hayırdır? Ay, Çınar çok komik bir şey anlatıyordu da. İşle ilgili değil. Ne oldu? Sen niye gerildin? Bond filminde işler iyi gitmiyor. Aa, neden? Tuba Hanım önce estetik yaptıracağına söz verdi, sonra da vazgeçti. İyi yapmış. Kimsenin estetiğine herkes karışamaz. Tamam mıyız çocuklar? Ha? Yok, Dicle yok. Gitmiş. Çünkü mesai bitti canım. Ve biz Nadir Bey'le konuşmak için burada kaldık. Ve Dicle onu tanımıyor. Kesin artık. Aa, tamam. Oyuncu krizlerinizi, didişmelerinizi yarım saat erteleyeceksiniz. Çok istediniz diye Nadir'e telefon açıyoruz. Ama hiçbiriniz, tekrar ediyorum, hiçbiriniz oyuncu sorunlarından söz edip tatilini mahvetmeyeceksiniz. Hadi bakalım. Oğlum ara, hoparlöre bağla. Tamam. Biz niye görüntülü konuşmuyoruz? Ya internet iyi değil demişti. Ya Nadir abi atıyordur, elindeki kokteyli görmeyelim diye yapıyordur o ya. Nadir abi selam. Nadir Bey, hoparlördesiniz. Nadir Bey, ben de buradayım Gülüm. Nadir abi, tatil nasıl gidiyor? Ya hep birazdan konuşmayın, adamın kafasını şişireceksiniz. Nadir canım. Ben Ceylan. Ah Ceylan, merhaba. Nasılsın? Ceylan? Ceylan, biz Nadir abiye mesaj atmıştık arayacağız diye ama. Nadir. Nadir artık yok. Öldü. Efendim? Kalp krizi geçirdi. Denizde yüzerken. Ceren, ne diyorsun? Hastaneye getirdim. Ama kurtaramadılar. Thank you.
ya. Bütün ajans yıkıldı. Yok henüz cenazenin ne zaman kaldırılacağı belli. Kimin cenazesi? Biri mi öldü? Bir saniye bekleteceğim. Ego ajans. Maalesef Melis Hanım. Dün kaybettik kendisini. Kimi jüledi kimi? Bir saniye kusura bakmayın. Alo Ego ajans. Neyse ki sana bir şey olsam çok korktum. Bu kim kral? Koş koş koş.